Şimdi geçen haftanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi Bülbül Kalkavan abi. Görmüşsündür açıklamasını. Evet. Gördün mü? Evet. Ne dedi Bülbül Kalkavan söyleyeyim mi? TT'de oldu. Hatta dün baktım yine hala bazı programlarında evet. vardı. Çünkü başka konuklar geldiğinde de programlara diyorlar ki duydun mu? Milletin canı acıdı böyle herhalde. Böyle söyledi. Sen ne diyorsun diye. O yüzden mevzu hala çok taze. Evet. Dün daha izledim. Şöyle söyledi. Bazı kadınlar düşüncesizce çocukları pörtletiyor. Bu pörtletme evet. lafına biraz takıldı galiba. Doğurduğunun ikinci haftası işe dönmek için çocuğu dadının eline veriyorlar. İşe uykusuz cadı gibi sinir hastası olarak gidiyorlar. Buna da çocuk yapmak diyorlar. Evinde oturup çocuğuna baksana. Bu yüzden etrafta arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bağıran çocuklar koşturuyor. Doğurmak sanki büyük marifet. Bir de her çocuk doğuramda bir ego bitirip anlatamam. Öyle. Yürüyüşleri yani. Bile değişiyor. Kediler, köpekler de doğuruyor. Hayvanlar aleminde böyle bile böyle bir kasılma yok. Anne olmak çok da matah bir şey değil dedi. Evet. Şimdi ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü orada tabii insan konuşurken onun akışında çok da planlamıyorum ben söylediğim kelimeleri. Anne olmak dediğim gerçek anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çünkü annelik sadece işte pörtletmek dediğim özellikle kullandım o kelimeyi de. Çünkü doğurmuyorlar ki. Kestirip aldır diye bir tabir çıktı mesela. Kestir aldır. Ya bunu Allah, şeyi ayarlıyorlar. Doğum gününü, saatini. Evet, saatin akrep burcu yükselenini şu olması evet. için şu saatte. Evet. Halbuki, doktoru da zora sokuyorlar. Evet. Yani ama alıyorlar. Fakat bakıyoruz Cem Yılmaz'ın şeysinde var ya stand-up'ında ama çocuk olmamış abi. Ha değil mi? Olmamış. Olmamış. Yani bir de bütün gün Allah Allah diyoruz değil mi sabahtan akşama kadar ama Allah'ın öngördüğü hiçbir şey yapmıyoruz artık yani. Doğaya saygısızlık, hayvana saygısızlık, birbirimize saygısızlık, sevgisizlik. Bu doğurmayan kadınlar işte kestir aldır bir ta böyle bir şey mi var? Sezaryen dünyanın her yerinde Sezar'dan beri var. Sezaryen olmasını düşünsene ismini. Yani binlerce yıldır bu yöntem var. Ama çok zaruri durumlarda yapılması gerekiyor. Yurt dışında hiçbir ülkede sana sezaryen, kapris sezaryeni yapmazlar. Burada bir kapris. Canı acımasınmış sonra doğuruyor memelerim sarkmasın süt veremem. Böyle çocuk bakılmaz. Gitsinler bütün uzmanları dolaşsınlar, psikologları, psikiyatrları, pedagogları en az 2 sene, en az aslında 3 sene anne kendi baksın diyor hepsi. Ben demiyorum kadınlar çalışmasın, ben 16 yaşından beri çalışıyorum. Çalışmasın kadın diyebilir miyim? Hı hı. Ama ara ver diyorum, eğitim, çocuğunla ilgilen. Eğitim sistemimizde lise yıllarında annelik ve babalığın sorumluluğu üzerine ciddi bir müfredatta ders olmalı. Kesinlikle. Yani ben belgeseller izliyorum. Yemin ediyorum o hayvanların yavrularına karşı nasıl fedakar oldukları. Yani timsahın önüne kendini atıyor. Yavrusunu evet ya, yemesin tabii diye. Canım. Ya böyle annelik bu. Doğurmak, doğur sokağa sal. İşte benim dedim de o. Yani evet. Ama çok can evet. yandı Ali. Görmüyor musun? Herkes bir de üstüne alındı. Ünlüsü, ünsüzü, köydeki şey. Şimdi mesela bana şöyle sorular geldi. Doğudaki anneler ne yapsın filan. Dedim ki doğudaki konu bambaşka bir mesele. Ben onu karıştırmıyorum. Doğudaki anne Filipinli dadı mı biliyor ki? Ama burada sorun ne biliyor musunuz? Ben de bir anneye. Orada, her anne evet, bak şimdi orada anne değil. Her doğuran. Evet. Düzeltiyor onu şimdi. Yani aslında doğurganlık. Mesela doğurganlık. Bir Tanrı'nın sana verdiği bir özellik ama annelik bir şişlik, kabiliyet, öyle. Bir yetenek. Yani anne olabilmek, yani ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar, cennet anaların ayakları altındadır. Hak eden bunu, bu anne başka bir şey. Yani sevgilisiyle bir olup çocuğunu öldüren ya. Anne değil yani böyle çocuğu İçeride bıyak bağırırken yan odada başkasıyla kaçamak yapan anne değil yani. Yani o annelik vasfı o çocuğa emek vermek, o çocuğu dünyaya bir birey olarak hazırlamak. Yani bu açıdan bakarsan annelik çok kutsal bir iş.
Ki doğurmamış da olabilir. Bakımını evet. üstlenmiş bir anne evet. de olabilir. İşte muhakkak neler var değil mi öyle? Geçenlerde çıktı evlat edindiği çocukla beraber. Neler dünyası ne neler güzel, var. Değil mi? Ama burada sorun işte her anne demiş olmaz. Ona insanlar alındı. Her anne her lafını ben kullanmadım. Her bir anne. De her çocuk doğuranda bir ego trip. Ha anladım. Her çocuk da ama benim gördüklerim yani. Ben ya bütün dünyanın annelerini biliyor muyum ki? Aslında. Bunlar biraz daha ya bu etilere city, bakıyor. Biraz daha maddi durumu. Ak merkezdeki kanyondakilere bakıyor. Benim çevrem evet, o. Evet. Şimdi ben de çocuğum 40 günlükken mesela bilgisayar başına geçip yazı yazmak zorunda kalmıştım. Muhtemelen saçım başım perişandı. İnsan içine çıkacak halim de yoktu. Ama maddi yani kazanmak zorunda olduğundan, eşine destek olmak zorunda olduğundan falan insanlar bunlara da alınmış olabilir ama abicim, burada üstüne alınmasın. Bak alınanın bir yarası vardır. Yoksa alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi yani mesaj. Benim eşim nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Ayla dedi ki billur kalkamam bu konuda yerden göğe kadar haklı. Bana da bir sürü evet. anneden mesaj geldi. Ben anneyim haklısınız. Ben ara verdim çocuğuma kendim ilgilendim. Dadı ben dadıyla büyüdüm bak bir de üstüne üstlük bunu da söyledim. Ben dadıyla büyümüş biriyim ama annemin ilgisizliğinden dolayı değil. Yardımcı alırsın da ona bak geçen gün Buğra diyor ki sahilde yürüyorum diyor. Aynı senin dediğin bir de beter diyor. Keşke dadı ilgilense çocukla. İki tane diyor yabancı dadı ellerinde pusetler çocuğa bakmıyorlar bile çünkü böyle telefonlarına bakıyorlar. Ağızlarında sigara. Evet. Ya bu dadı da dadı evet. değil ki. Sonra biri çıkıyor diyor ki benim dadım sertifikalı. Yani bak konu nerelere saptı kardeşim ya. Yapmayın. Biri çıkıyor diyor ki aa evet ben baktım mesela 1,5 ay çocuğuma. 1,5 ay ya. Buse Varol. Bilmiyorum kimin dediğini. Biri de ben hiç magazin seyretmiyorum. Bir şey de okumuyorum, seyretmiyorum. Kulağıma geliyor. Ben de zahmet evet, etmiş Buse dedim. Evet Buse demiş ki abi. Burak 40 gün uykusuz aç kaldım kendim baktım bu sözlere alındım. Tarihsiz bir açıklama yapmış Billur Kalkavan. Çok büyük bir genelleme. Annelik çok kutsal bir şey. Pörtletmek tabiri anne olmak isteyen kadınlara hakaret demiş. Dadımızın da yeni zaten... sertifikası var. Ha, Filipinli ha, işte, al sana Filipinli. Bir kere Filipinli düzgün lisan bilmeyen bir insan ve Filipin aksanıyla İngilizce öğreniyor çocukları. Bana kaç tane mesaj geldi. Bir dadıdan da geldi. Anneler neler yapıyor Billur Hanım bildiğiniz gibi değil diye yani. Onun için hani beni 3 kişi yerdiyse 1000 kişi alkışladı. Ben onu gördüm. Aslında ukdeymiş bu milletin içinde de söylenmiyormuş. Onun için bu kadar konuşuldu zaten. Ama bir taraftan da hani çalışmak zorunda olan gerçekten evladını kan ağlayarak bırakan pek çok anne de var. Ama ilgileniyorlar. Onlardan bahsetmiyorsunuz. Yani, aynen bir şekilde birkaç kendisi bilir zaten o anneler kendilerini aslında. Üstüne alınacak olan alınsın diyorsun. İlkay, aynen öyle. Evet abicim. Nes demiş ki demiş? Ali Bey partnerinizin saçı çok kötü olmuş. Geçmiş olsun. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Vallahi. Gülay Çelik demiş ki ben de 3 çocuk doğurdum. Ben neden hiç üstümü almıyorum. Çünkü yaram yok. Ne anneler var ya. Evet. Kadını Van'da Gevaş'ta Vizontele'nin çekimlerine gitmiştim ziyarete. Gevaş ilçesinde bir kadın gösterdiler bana. Bu kadının 21 tane çocuğu var dediler Ali ya. 13 yaşında evleniyorlar, evlendiriliyorlar. Kadın zaten 40 yaşına gelene kadar doğurmuş oluyor 20 çocuğu. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim? Biraz kafa çalıştırmak lazım. Bak bir de böyle magazin cımbızlarıyla söylediğin lafların arasından çekip çıkarıyor magazinciler. Onu konu etmek için. O da onların reytingi. Onun için ben yani böyle şeylere ne üzülürüm ne sıkılırım. Ay benle ilgili ne düşünüyor? Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım söylediğiminde. Eleştiriler de çok geldi ama değil mi? Bu gelsin zaten eleştirilmez sen. Söylediğimin arkasında duruyorum. Yazdığımın arkasında duruyorum. Ama yaptıklarımın arkasında duramıyorum. Çünkü önümü göremiyorum. Güzel lafmış. Kullanalım bunu. Daha neler diye bir kanal varmış. Bizim kanala da bekleriz diyor. Gelecekler. Çok Süveyş güzel kanallar. Süveyş kanalına da gideceğiz biz. Sayırt bir Los Angeles'tan selam demiş Billur Kalkavan'a. İrem Kaya Ali abi selam vay. Göndersene gönderiyorum. Saat gece 2 Los Angeles'ta Nur şimdi. Nur Ülker takip böyle bizim takipçilerimiz var bu saatte kalkıyorlar. Uykusuz kalıyorlar herhalde helal olsun. Ya geçenlerde bir dümura uğradım. Antep'ten geliyorum. Havaalanına geldim.
Gazetenin arabası geldi. Asansöre gidiyorsun. -2'ye iniyorsun yeni havaalanında. Baktım asansör orada kimse basmamış. 3 kişi var. Bir adam, 2 kadın. Düğmeye bastım. Aa falan dediler. Düğmeye basılması gerekiyormuş. Sanki onları tanıyor asansör. Kadınlar böyle döndüler. İşte 30-40 yaşlarında kadın. Ali Eyüboğlu. Evet dedim. Milliyet Magazin. Ama kadınlar biri Arnavutluk asıllı. Sonradan baktım. Ne güzel. Amerikalı. İkisi de Amerika'da yaşıyorlar. Aa, Türkiye'ye geziye gelmişler. Beni Instagram'dan takip ediyorlar. Abi dünyanın neresinde, yani asansörden inene kadar bir sürü bilgi paylaştılar anlatabildikleri kadarıyla. Şimdi gazetenin arabası olunca bekletemedim. Yoksa onlarla ilgilenecektim. İşte dünyanın her yerinde ama bu dijital ortamdan ulaşıyorsun. Öyle. Böyle bir ağ var artık. Bizim Billur TV'nin de öyle seyircileri var.